Bir bardak şöyle klorsuz içme suyunu tencereye koyacağım. Kaymasını bekleyeceğiz. Su kaynıyor. Bir şeyler haşlayacağım onda. Burada çay suyu kaynıyor. Kaynadı. Bir bardak klorsuz suyumuz. Şöyle 7 kelle aynı sefa bitkisi kellesi. 7 tane. Bakın 7 kelle. Biz buna bir tutam diyoruz. Bir tutam. Şöyle. Eğer bu üvütülük olursa, yani ufalanmış olarak alırsanız, öyle de satılıyor. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı ya da 7 kelle diyeyim, eğer bütün olarak kurutabilirseniz. Yedi kelle aynı sefa bitkisini kaynamış olan bir bardak klorsuz suya atıyoruz. Ağzını kapatacağız. Kısık ateşte. Kaynar kaynamaz arası fokur fokur olmayacak. Fokur 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 kaynatmayacağız. 7 dakika kısık ateşte kaynatacağız. Ne yapacağım? Şöyle biraz kenara alacağım. Şöyle. Burada yavaş 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 yavaş. Bakın. Bakın kaynar kaynamaz halde 7 dakika kaynayacak. Bakın şöyle kaynar kaynamaz arası 7 dakika oldu. Ne yapacağım? Kenara alacağım. Kenarda ılıyasıya kadar demlesin. Süzmekte acele etmeyeceğiz arkadaşlar. İyice demleyecek. Böyle özene özene demletirsek, yani bunu ciddiye alırsak, inanırsak inşallah Allah'ın izniyle iyileşiriz. Rengini de suyuna saldı. Rengi verene kurban oldum ya. Şuna bak, şunun renginin güzelliğine. Demlesin. Demledikten sonra ılıyınca süzeceğiz. Ilıdı. Aynı sefa bitkimiz arkadaşlar. Süzeceğiz. Kaynayınca birazcık eksiliyor tabii, doğal olarak eksildi. Bakın. Olsun. İçinin aroması çıktı. Önemli olan da o. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı sefa çayımız. Ilıdı, süzdük. Bunu Bismillahirrahmanirrahim diyerek ılık ılık inanarak içeceğiz arkadaşlar. İyileşeceğimize inanarak içeceğiz. Ha, bu ottan, bu çiçekten bundan iyileşir mi demeyin. İyileşilir mi demeyin. Gerçekten iyileşilir. Rabbim onun o bir tane çiçeğine, bir tane gülüne şifa koymuştur içerisine. O da denk geliverir. Yeter ki biz inanalım. Sonuçta derdi veren Allah'ım derman da veriyor arkadaşlar. Şöyle, ben bunu nasıl içtim? Ben yıllar yılı mide, gastrit, mide yanması, ekşime, geğirme. Sürekli sabah kalkıyordum, ağzıma zehir gibi acı su. Yıllar yılı. Yani benim saydığım, benim bildiğim 12-13 tane endoskopi oldum. Ya benim bildiğim.
Daha bilmediğim, hatırlamadığım da olabilir. Her endoskopide yan tesir. Hele bir tanesinde buramı yırtmıştı. Yani yemek borusunu yırtmıştı. Bir de onun için tedavi görmüştüm. İlaç kullanıyorum. Mide koruyucu. O zamanlarından bahsediyorum. Aynı sefayı bulmadan önce. İlaçlar bitiyor, uyuyor, hastalık tekrar aynı. Ne kadar dikkat edersem edeyim asla o gastriti iyileştirememiştik. Rabbim demek ki bu aynı sefa diğer adıyla portakal nergizi olan çiçekteymiş, benim şifam bunda gizliymiş. Onun için de Rabbim böyle sonradan çok şükür bana tanıttı bu çiçeği. Nasıl içiyorum arkadaşlar, nasıl içtim? Kesinlikle bir gün içip, aa bir gün unuttum, sabah içtim, akşam unuttum, olmayacak. Nasıl antibiyotik hapı her saatte kesinlikle içiyorsak, aynı şekilde sabah kalktım ben. Hani çok saati de önemli değil, hani antibiyotik gibi dediysem her gün içmeniz için söyledim. Saati çok önemli değil, bir saat önce bir saat sonra olabilir. Sabah aç karna. Gösterdiğim gibi bir bardak klorsuz su kaynayacak. Soğuk suya atmayacağız. Su kaynadıktan sonra atacağız. 7 baş böyle bir tutam diyorum. Ben nasıl içtiysem öyle söylüyorum. Bana anlatan kişi öyle anlatmıştı çünkü. 7 dakikada kaynatıyorum ama böyle tüpü çok kısıyorum. Bugün tüp bitmişti. Zopada gösterdim size. Ya da şöyle tencereyi yukarı kaldırıyorum. Böyle yavaş yavaş, üşenmiyorum. Saatime de bakarak böyle koyuyorum telefonun saatini. Tam 7 dakikada altını kapatıyorum. Kapattıktan sonra kenara alıyorum. Kenarda ılıyasıya kadar şöyle elimi tutacak kadar, bardağı ılık olasıya kadar bekletiyorum. Onda saat tutmadım. Sabah aç karına içtim. Akşam yemekten önce, akşam yemeğinden önce içtim. Bir de ne yaptım? Asla yanlış bilgi vermekten, insanları şaşırtmaktan Allah'a sığınırım. Kesinlikle kulaktan duyma şeylerle videoda yapmam. Denemediğim şeylerden yapıyorum video asla. Duyduğum şeyden video yapmam arkadaşlar. Bu konularda. Yatar kana yemekten önce bir sabah aç karnı aynı sefayı içtim ya. Bir de yemekten önce içtim, akşam yemeğinden önce. En az 1 saat önce. Öğle yemeğini yedim. Akşamüstü ara biraz atıştırmalık oldu ama 2 saat geçti yediğimden. Bunu içtim. Akşam yemeği yedik. Akşam yemeğinden sonra yatar kana yatacağız ya. Yatacağımızda da her gün ama bir fincan taze sıkılmış havuç suyu arkadaşlar. Her gün bir fincan, kahve fincanı yok mu? O kahve fincanıyla bir fincan taze, üşenmedim. Her gün yatar kanda havuç suyu sıktım. Onu içtim, yattım. Bu şekilde ne kadar devam ettim? 21 gün hiç aralıksız devam ettim arkadaşlarım. 21 günden sonra 7 gün ara verdim. Bir 21 gün daha söylediğim gibi aynı şekilde uyguladım. O midemdeki, sabahları kalkınca ağzıma gelen ekşi acı su, mide yanması, geğirme, hiçbir şey kalmadı. Allah'ıma çok şükürler olsun. 3 yıldır asla midemde bir sorun yok arkadaşlar. Hatta ben bunları yapıp iyileştikten sonra videosunu hemen yaptım. Şahin Video kanalında. Bakın görün, 1,5 yıl önce video yapmışım. Yani gerçekten ben şifasını gördüm. Allah'ım size de şifa versin inşallah. Deneyin. Şöyle yaptım arkadaşlar. Unuturum diye bakın. Eşim telefonunu kurdu. Sabah veya akşam üstü akşam aynı sefa bitkini iç diye sesli. Kızım telefonunu kurdu. Kendi telefonumu kurduk. Bu kadar özenle, titizlikle içtim. Ve içerken de ya Rabbim
Derdi veren sensin, bana derman ver. Ne olursun dedim, inandım, güvendim, içtim, iyileştim. Yeter ki sebeplere sarılalım, yeter ki Allah'ımın kapısında bekleyelim arkadaşlar. Neden böyle bir video yapıyorum? Gelen yorumların yani çoğunda nasıl içiyoruz, nasıl yapıyoruz, tam olarak nasıl içtin, nasıl kullandın, gerçekten iyileştin mi? İşte ben içtim, hemen biraz geçti, sonra tekrar hastalık başladı, midemdeki sorun diye yorumlar aldım değerli arkadaşlarımdan, güzel arkadaşlarımdan. Benim söylediğim gibi aynen içerseniz, ha unutmayın, yatarken de havuç suyunu bir filcan onu da içerseniz, evet eveli Allah, göreceksiniz. Sonra da Allah'ımın yarattıkları havuç ve aynı sefa bitkisinden eser kalmayacak inşallah midenizde. Tabii ki bunlar Allah'ın izin verirse olacak. İnşallah Rabbim hepinize Şafi ismiyle şifa versin arkadaşlar. Aynı sefanın organik olanı, dağlarda kendiliğinden kırlarda çıkanı yakından çek diye bir arkadaşımız söylemiş. Ben görüyorum, toplayacağım. Ama tam olarak göster ki yanlış bir bitki toplamayayım dediği için de ne yapacağım arkadaşlar? Koşa koşa gideceğim. Üşenmeyeceğim. İşe gücü koyacağım. Hem kızım için aynı sefa toplayacağım. Kızımın midesinde bu sene başladı gastrit. Ona toplayacağım. Hem de size yakından dağlardaki aynı sefa nasıl olur? Bahçede yetiştirdiğimiz nasıl olur? Onu da çekeceğim. Görüntülü olarak size atacağım inşallah. Tek amacım gerçekten faydalı olabilmek. Hasta insan kalmasın düşüncesinde olduğum için, sebeplensinler insanlar düşüncesinde olduğum için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Kırlarda olanla bahçedeki aynı bitki. Kesinlikle aynı yaprağı, tohumu zaten geniş geniş göstereceğim. Lakin kırda olduğu için onlar daha minik, hatta daha yararlı olduğunu uzmanlarımız söylüyor. Değerli arkadaşlarım, biraz uzun oldu ama gerçekten anlaşılır olsun diye iyice detaylı gösterip anlattım. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, hastalıksız, mutlu, huzurlu günler, uzun ömürler diliyorum. Değerli arkadaşlarım, hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Rabbime en güzeline emanet ediyorum. Bakın işte dağda aynı şey, şöyle göstereyim. Her yerde dolu. Her yerde. Koparıp gideceğim. Bahçedekiyle göstereceğim size. Yaprak olarak aynı, sadece renk birazcık açık. O da toprak rengine göre değişiyor. Yüre yüre, yani bir tarlada koyu, bir tarlada açık renkte. Şöyle bu dağlarda olanı. Bakın, başka bir bölgeden kopardım. Kopardıklarım daha açık renkte. Şöyle. Biraz 200 metre birisine geldiğimde daha koyu renkte dolu. Birazcık dağdakinden tülü yapraklı gibi. Onlar da kırsal olduğundan dolayı, kırlarda olduğu için toprak çapalanmıyor. İşte toprak besli olmadığı için ondan olabilir. Çünkü aynı.
Şunu fark ettim arkadaşlar. Her sene, her yıl aynı sefa. Kırlarda, dağlarda bu kadar bol ve çok olmuyor bak. Geçen sene bu kadar çok yoktu, hatta hiç yoktu diyebilirim. Bu sene aynı sefa yılı. Bol, bereket yağmış sanki her yere, gözünüzün gördüğü yer, kırlar, bayırlar, her taraf aynı sefa. Birebir bahçede yetiştirdiğimizin aynısı. Tohumu, yaprağı, çiçeği ama küçük. Küçük yani. Biraz daha küçük onlardan. Şöyle bak. Dağ tarlasından yolup toplayıp getirdiklerim. Bakın. Şöyle yan yana getirelim ikisini. Şöyle getirelim. Biri daha koyu, biri daha açık ama aynı. Ufak, kellesi ufak yani. Şöyle. Şöyle de göstereyim. Bak. Tohum. Tohum kırlardan topladığım, daha organik. Allah tarafından kendiliğinden çıkanın tohumu bak şuradaki. Şu da bahçedeki. Kendim yetiştirdim. İkisi de aynı. Toplayın, çok var. İnanılmaz çok. Ben çok topladım. Bahçedeki organik tarladaki. Koydum arasına bak şöyle. Şöyle koydum. Hiçbir fark yok. Yaprağında, tohumunda. Dikkatlice bakın arkadaşlar. Oldukça yakına getiriyorum. Kırlardaki kendiliğinden, hiçbir emek, insanlar tarafından ekilip dikilmeden, Allah tarafından, Allah'ın izniyle yetişen aynı sefalar bunlar. Şöyle. Dağ, taş, her yer şöyle aynı sefa. Bak bu her sene olmuyor. Bol olmuyor. Bol olduğu sene toplayacağız. Bol bol toplayacağız. Her yer. Şu gördüğünüz koca dağlar aynı sefa. Bu sene acayip aşırı bol olmuş. Maşallah diyeyim. Rabbim belki de insanlar şifa bulsun diye böyle bir sürü verdi.